Herkese selamlar. Sevgili Reşit Ömer Kükner abimle artık her hafta yapmaya karar verdiğimiz programımızda sizlerle karşı karşıyayız. Ömer abi hoş Merhaba Hakan'cığım. geldin. Dün coşkulu bir 30 Ağustos kutlamasına katıldın. Önce Zafer Bayramı ve hatta 30 Ağustos 22 ile ilgili konuş istersen. Sonra süratle iki konu daha konuşacağız. Tamam. Şimdi Galatasaray yönetimi görev aldığı zaman hep bir beklenti olur insanda. Ben açık söyleyeyim, Dursun Özbek yönetiminden beklentim çok fazla değildi. Ama şu ana kadar yaptıkları bir iki tane futbolcu transferi, o da satışta hariç, çok başarılı buluyorum. Kemerburgaz, Galatasaray adası, transferler, teknik direktör seçimi ve kamuoyunda yarattıkları olumlu havayı çok değerlendiriyorum. İyi bir şekilde değerlendiriyorum. Bu beklenti düzeyiyle ilgili. Çok yüksek beklentiyle gelse bu kadar mutlu etmezdi şu ana kadar olan yönetimleri, ama şu ana kadar olan yönetimden ben mutluyum bir Galatasaray üyesi olarak. Ve son olarak da 30 Ağustos'ta işte bize geldi, üyelere çağrı geldi. Kalamış'ta toplanıyoruz. Ondan sonra teknelerle Galatasaray Adası'na gideceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Galatasaray Adası'nda kutlayacağız diye. Ben de kızımı, ondan sonra karımı alarak gittim. Torunum gelmedi. Üzülecek, seneye gelir ama. Ve bunu her sene yapacaklarmış. Çok hoşuma gitti. Çok coşkulu bir topluluk vardı. Dursun Bey çok güzel bir konuşma yaptı. Ahmet Yavuz Paşa güzel bir konuşma yaptı ve güzel bir konser oldu. Ben de adayı ilk defa gördüm. O mezbellikten kurtulduktan sonra Divan Başkanımız Aykut Alperkan'la da sohbet ettik. O ilk aşamanın bittiğini, havuz tarafının bittiğini ve diğer bölüme de geçileceğini söyledi. Ve Galatasaray Adası yine eski şaşalı günlerine kavuşacak. Onun için çok mutlu oldum. 30 Ağustos ise Cumhuriyet'in kuruluşunda çok önemli bir dönüş noktası. O ana kadar hep gerileyen, hatta Polatlı'ya kadar gerileyen, Ankara'da top seslerinin duyulduğu bir savaşta dönüş noktasıdır. Ondan sonra senin güzel İzmir'ini 9 gün sonra kurtarmış oldu kahraman ordularımız. Onun için çok mutluyum. Bir de söyleyeyim. Bazen insanlar çok basit olaylarmış gibi anlatıyorlar bunu. Öyle olmadığını ben aile tarihimize bakarak da gördüm. İşte kurşun atılmadı, çok basit bir şeydir tezlerinden sonra ya da görüşlerinden Hoş sonra. kalan değil. Bu utanmazlık ve yalan abi. Sen bu kadar kibar davranıyorsun. Ben böyle formal davranmak zorunda değilim. Çok özür diliyorum senden. Peki. Ayıptır, Ben terbiyesizliktir, yalandır. Çok ayıp. Neyse çok ben gidiyorum abi. haksızlıktır diyelim. Haksızlıktır. İnsanın tarihine yapılmış haksızlıktır. Onun üzerine ben de Urfa'nın dedemin Kurtuluş Savaşı'nda önemli roller aldığını biliyordum. Reşit Rastgele'nin adını gururla taşıyorum. Döndüm biraz daha Urfa Belediyesi'nin çıkardığı çok güzel Urfa Kurtuluş Mücadelesi kitabı var. Orada dedemin kardeşlerinin, dedemin babasının ne işler yaptığını gördüm, fotoğrafını gördüm. O fotoğraf bende vardı ama bir albümde görmüş olmak çok mutlu etti. Biz de karınca kararınca Türkiye'nin kurtuluş mücadelesine katılan bir ailenin ferdi olmaktan dolayı gurur duyuyoruz ve hepsini saygıyla anıyorum. Dedemi çok severdim, bana çok güzel şeyler öğretti. Yani eğitim çok önemlidir. Ama aile eğitimi de çok önemlidir. Ben dedemden çok güzel şeyler öğrendim. Onu bir kere daha saygıyla anıyorum. Çok önemli bir insandı. Urfa Belediye Başkanlığı da yaptı bir dönem. Bir de bir şey daha söyleyeyim. 30 Ağustos nedeniyle Mehmet Şenol kardeşim harika bir çalışma yaptı. Bir bilgi seli yaptı Twitter'da. Orada ilk defa 30 Ağustos anıtının temel atma törenine ilişkin bilgiler verdi. Ve Ali Samiyen beyefendiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün yan yana olduğu tek fotoğraf galiba. Ve zannediyorum Türkiye'de bir spor kulübü başkanıyla Atatürk'ün yan yana olduğu tek kare odur. Çok tarihi. Mehmet'i buradan tebrik ediyorum. Galatasaray tarihine,
yaptığı katkılardan dolayı, bizleri aydınlattığından dolayı Mehmet'e çok teşekkür ediyorum ve Galatasaray kulübünün de Mehmet'in hakkını vermesi gerektiğini düşünüyorum. En azından o resmi bulup ortaya çıkardığı için küçük bir teşekkürü hak ediyor. Belki etmişlerdir, bilmiyorum. Ama Dolu yani dolu bunu dolu kamuoyu önünde yapmaları lazım. dolu dolu bir teşekkürü hak ediyor. Ne küçük bir teşekkürü. Yani bu deli işi ve bunu bulup toplumsallaştırmak, tarihe not olarak düşmek çok değerli bir çalışma. Evet, orada 7 kişi konuşuyor. 7 kişi konuşuyor. Muhtemelen listeyi Atatürk yapmıştır. Oranın şeyi olarak, fikir babası olarak ve Türkiye sporcuları adına konuşmayı Ali Sami Yen Beyefendi yapıyor. Yani Galatasaraylılar için bir başka gurur kaynağı. Bu arada sevgili izleyicilerim belki bilmezsiniz ama Reşit Ömer Kükle'nin Hayatım ve Galatasaray diye bir kitabı var. Editörlüğünde benim yaptığım gururla. Ömer abi çok şahane bir adamdır. Hiç tahmin etmeyeceğiniz kadar zengin bir hayatı olmuştur. Ve dün dünya siyaset tarihi açısından çok önemli bir insanın vefat haberini aldık. Gorbaçov. Ve Gorbaçov Ömer abinin hukuku olan bir insandır. Gorbaçov'la ilgili alın kitabı okuyun. Lütfen kısa geç çünkü bu spor programı. Ağırlıklı olarak hayatı da konuşacağız ama Gorbaçov hikayenin çok değerli olduğu için ondan da biraz bahsetmemi istiyorum. Gorbaçov da dünya için çok önemli bir isim olduğu için. Yani bugünkü dünya düzeninin temelini atmıştır Gorbaçov'un hareketleri, eylemleri ve bugünkü dünya düzeni Gorbaçov düzenidir. Ben Yapı Kredi'nin Moskova temsilcisi olarak ve daha sonraki bankasının genel müdürü olarak 10 sene kaldım. O dönemde Gorbaçov'la bir şekilde tanışmış olduk. Ve Burhan Bey, Burhan Karaçam, biraz da futbola bağlayalım. Fenerbahçe'nin çok önemli bir yöneticisiydi geçmiş dönemlerde. Sonra ayrıldı. Burhan Bey'i ben çok severim. Burhan Bey'e Erhan Özçelik vardı benden sonra Yapı Kredi'nin başına geçen Moskova'nın. O şey dedi, Gorbaçov'u getirme imkanımız var dedi. Burhan Bey de hemen organize edindi de Erhan da bana görevi verdi. Biz de gerekli görüşmeleri yaparak Gorbaçov'u ve Raisa'yı, Raisa Maksimovna Gorbaçova'yı Türkiye'ye getirdik. 3 gün kaldılar. Muhteşem anılarım oldu. Çok fazla uzatmayacağım. Yalnız o benim bugün Twitter'da kullandığım bir tane fotoğraf var. Gorbaçov o Yapı Kredi'nin Yeniköy korusunda çekildi. Ve benim çok yani tercih etmediğim bir kravat rengi var orada. Fakat o kravatın benim için çok önemli bir anlamı var. Burhan Bey'i çok severdim. O da beni severdi. Hala da sevdiğini tahmin ediyorum. Çok Galatasaraylı olmamın dışında. Yani bir yönetici çok fazla teşekkür etmez. Burhan Bey de çok teşekkür etmezdi insanlara. Ankara'da Gorbaçov'la İşte Ankara bürokrasisini, basını, iş adamlarını bir araya getirdik ve çok başarılı bir yemek oldu. Yemekten sonra asansörle Burhan Bey dedi ki hadi odama gelin dedi Erhan da bana. Biraz sohbet edelim dedi. Sonra asansörde hiç unutmuyorum yani gözlerimin önünde o kravat Burhan Bey'in üzerindeydi. Asansörde çıkardı. Al Ömer dedi. Benim tarz kolejiler abim olduğu için başka bir sıfatla söyledi bunu. Ama o benim hayatımda aldığım, Burhan Bey'den aldığım en güzel armağandır. Öyle bir anısı var bende o kravatında. Burhan Bey'in bana kişisel armağanı. Yapayım abi kravatı hayrını gör. Gorbaçov'la anılarını sen Gorbaçov'la Ankara'da da bir anın yok mu üniversite yıllarında? Var ODTÜ'de, ODTÜ'de. ODTÜ'de var. Oraya çok girme, çok şey olur. Tamam. Çünkü bugün çok üstü kapalı yazdım. Yani teorik olarak Gorbaçov'la yakın olmamam lazım. İşte çok sevmemem lazım diye ama pratikte sevdim. Yani iyi bir insandı. Onu söyleyeyim. Şimdi dönelim Galatasaray'a. Hafta sonu çok değerli 2 puanı kaybetti bence Galatasaray. Takımın ilk 11'inde bank oynayabilecek 5 tane oyuncusu olmayan zihinsel olarak yıpranmış Trabzonspor'u elinden kaçırdı. Sen 2 puan yitirdi diyenlerden misin? 1 puan kazandı diyenlerden misin?
oyunun gelişimi ve değerlendirmeni rica edeyim önce. Şöyle söyleyeyim. Biraz sert eleştiriler yapacağım tahmin ediyorum müsaadenle. Tabii ben Estağfurullah. düşünürken Estağfurullah. benim kaybım. Şöyle söyleyeyim. Sonuç olarak senle ilk programımızda sorduğun zaman Galatasaray için beraberlik iyi olur demiştim. Evet. Yani Kopenhag maçının sonucuna bağlı olarak. Ama maçı seyrettikten sonra girilen pozisyonlara, kaçırılan gollere baktıktan sonra iki puanın kaçırılmış olduğunu düşünüyorum ama bunun kesin belirtisi sezon sonuna yaklaştığımız zaman anlaşılacak. Daha doğrusu Evet. sonucun önemi anlaşılacak. Belki o bir puan Şampiyon yapacak. Trabzon'la aranın açılmamış olmasını sağlayacak. Şöyle ben olumlu taraflarını söyleyeyim, olumsuz taraflarını sen söyle. Galatasaray 4 maçın 3'ünü deplasmanda oynadı. Ve deplasmanda gol yemeyen, Başakşehir'de gol yemeyen tek takım, yani ikinci takım Başakşehir ile Galatasaray. Evet. Evet, gol yemedi, az gol attı. Ben tabii çok gollü maçları seviyorum. Galatasaray'ın çok gol atmasını istiyorum ama oyun oturacak, ben onu hissediyorum. Mesela bugün Twitter'da bir arkadaş çok güzel bir çalışma yapmış. Galatasaray 50 uzun topla oynadı diye. Olumsuz bir şey gibi söylüyor onu ama benim için çok olumsuz değil şundan. Mesela ben Pep Guardiola'yı hep eleştiriyorum. Çok işte dünyanın başına bu pas futbolunu sardı, oyunun güzelliğini azalttı diye. Fakat dikkat ediyorum, özellikle de seyrediyorum. İlk maçlarını Pep Guardiola futbolu gibi, Barcelona tiki takası gibi oynuyor. Ve mağlup duruma düşüyor son 2 haftadır, iki farkla. İkinci yarılarda Pep Guardiola her şeyi değiştiriyor. Klasik 4-4 ikili, yani çift santrfor olmasa bile 4-4-2 oynayan bir İngiliz takımı gibi oynuyor. Uzun toplar, kenar ortaları, ki bunlar kitabında yasak olan şeylerdir orta yapılması. Abi Haaland gibi bir santraforun varsa yaparsın. Ama tamam işte zaten o Haaland'ı almaları zaten o tiki takanın çöktüğünün göstergesi. Zaten Haaland'ı aldığı zaman ben santrforsuz futbolun ölümü dedim. İşte Liverpool Nunez'i aldı, Haaland'ı aldı, Barcelona Lewandowski'yi aldı. Bunlar büyük takımların santrfor Galatasaray'da bir Seferovic aldı. Seferovic'e geleceğim. Seferovic iyi oyuncu. Seferovic iyi oyuncu. Kötü İyi oyuncu. de santrfor ama o zaman bir parantez daha açalım. Futbolun içindeyiz. Muhammed Mustafa Galatasaray'da galiba bir kafa golü attı. Kayserispor maçında 1-1 kornerin. Kerem'in o ikili korner saçmalığının dışına çıkıp inisiyatif alarak tek başına yaptığı, ortadan attığı gol var. Onun dışında galiba bir tane daha var ama çok emin değilim. Fakat Nant'ta attığı gol muhteşem bir gol. Yani sağdan gelen ortaya uçarak vurdu. Biz Galatasaray'da ona 2 tane orta yaptık. Muhammed Mustafa'ya. Gol dışında sağ kanattan yapılan ortada göğsüyle aldığı topu arkadaşı Ya tamamlayarak da asist yaptı. golü attı. Büyük büyük hata ya, büyük hata. Sen transfer politikasından genelde memnunsun ama ben Yok, Mustafa Mustafa'yı ayrı tutuyorum, onu söyledim. hem Okan Buruk'un hem Galatasaray yönetiminin büyük hata yaptığını düşünüyorum. Neyse, kaldığımız yerden devam edelim. Evet, şuna geleceğim. Seferovic'e top getirmezseniz Seferovic gol atamaz. Galatasaray'ın sorunu zaten benim gördüğüm santrfor sorunu değil, santrfora top getirememe sorunu. Evet. Ama Okan Buruk'un bunun üzerinde çalıştığını düşünüyorum. Ben düşünmüyorum. Mertens. Ben düşünmüyorum. Çünkü Okan Buruk olanca tatlılığıyla maç bittikten sonra transfer lazım dedi bir kez daha. Kaset seyretmekten, oyuncu izlemekten içime yederince odaklanmıyorum. 8'inde transfer bitiyor. Ondan sonra takıma konsantre olacağım dedi. İnanamadım. Şimdi tabii ki fırsat transferinin peşinde koşması Galatasaray'ın çok normal ve doğru bir iş ama bir teknik direktörün ben 8'inden sonra takıma konsantre olacağım demesi büyük bir iletişim hatası. Şimdi sen iletişimcisin, onun için devam et. Estağfurullah abi, yani sen senin okuduğun kitap 8.000 tane. Estağfurullah. Yabancılık kültür dairesinin yöneticiliğini senelerce yapmış, yüzlerce eser kazandırmış bir insan olarak bu iltifatın için teşekkür ederim.
Ama ciddi bir kaza. Doğruysa sıkıntı var. Doğru değilse yine sıkıntı var. Şimdi transfer odaklılığı bu kadar çok konuşmasından ben Okan Buruk'un rahatsızım. Çünkü teknik direktörlerin görevi mevcut kadrodaki sporculardan maksimum verimi almaktır. Bizim Taylan diye bir milli takım oyuncumuz var. Bundan 1,5 sene evvel Galatasaray taraftarları, 2 sene evvel Şenol Güneş'i, Lucescu'yu yerden yere vuruyordu. Taylan nasıl A milli takımda olmaz diye. Şimdi ilk 21'e girmiyor Taylan. Kimse ya Taylan nerede diye sormuyor. Ben soruyorum. Sen abi özür dilerim. Kimse lafı çok kötü bir klişedir. Evet, oradan attım pası devam edeyim. Orta saha organizasyonu ve hücum organizasyonu üzerine söyleyeceğin sözleri merak ediyorum. Galatasaray'ın orta saha problemi bence kalmadı artık. Yalnız bir şey var. Oliveira çok iyi bir oyuncu ama çok ağır. Mesela 3 pozisyonda önü açıkken biz ne bekliyoruz? İşte en iyi zamandaki Selçuk. O bütün hantal görüntüsüne rağmen topu aldığı zaman çok çabuk hızlanır ve atağa katılıp ya kendisi atar ya attırırdı. Abi 3 pozisyonda inanılmaz bir istatistik o 12 gol, 10 asist orta sahada oynayıp da o çok destansı bir performans. evet, Selçuk sevmek bizim şeyimiz, boynumuzun borcu. Hala çok seviyorum Selçuk. İyi de teknik direktör olacak. Ben öyle görüyorum. Oliveira'da öyle bir eksik var ama onun dışında bugün yine istatistikler yayınlanmış. Maçın en çok koşan adamı ve en çok top kazanan adamı. Fakat biz o işi artık Torreira yaptığı için Oliveira'dan hücuma yönelik şeyler bekliyoruz. Hareketler bekliyoruz. Orada biraz sıkıntısı var. Onu çözdüğü zaman Galatasaray'ın, bak, savunma sorunu yok. Kaleci sorunu zaten yoktu. Bence isim olarak orta saha sorunu yok. Berkan girdi. Berkan sonra 10 dakikada Galatasaray'da geçen sene oynadığı 10 dakikadan çok daha muazzam oynadı. Yani bir tane top kaybı var. Onun dışında topları hep ileri oynadı. Bunlar hep güzel şeyler. Ben nüanslardan, küçük noktalardan gelişim yakalamaya çalışıyorum. Şimdi Galatasaray Trabzon'u 4-0 yenseydi herkes "Aa, nasıl işte şahane oynuyor" diye şey yapabilirdi ama ben biraz keçi boynuzundan bal üretmeye çalışıyorum. Keçi boynuzunu kemirirsiniz. Hoca şey, sen de bilirsin. Ondan sonra ufacık bir lezzet gelir. Benim işim o. Ben keçi boynuzundan bal üreteceğim. Bardağın dolu. Kendimi öyle öyle görüyorum. Onun için Galatasaray'da iki tane problem var. Bir tanesi Kerem'in, biraz özel bilgi de var bu konuda. Onu senin programda açıklamış olayım. Kerem diyalog kurmayan bir oyuncu. Bu Kim? kadar söyleyeyim. Arkasını sorma. Tamam. Yani bir ciddi bir iletişim problemi olduğu onun da kesin. Sahada yansıyor zaten ama ben içeriden bilgi aldım. Sevgili Kerem, o zaman birileri söylerse ya da Kerem'in dostları bir psikiyatristle, spor psikoloğuyla, mentörle çalışmaktan zarar görmez. Hayat futbol değil ama futbol hayata çok benzer. Ve psikiyatristlerden destek almak sağlıksız insanların da işi değil. Sağlıklı, çağdaş insan destek alır kardeşim, bu ayıp değil. Ama bu küskün beden dili, konsantrasyon problemi, yani sadece Galatasaray'da oynamak bile ya da dört büyüklerde oynamak bile, hatta birincilikte herhangi bir yerde oynamak bile tebessüm etmek için yeterli bir mutluluk kaynağıyken ve taraftarların göz bebeği durumundayken rekabete girmekten kaçınmak, maaşa odaklanmak seni iyi yerlere götürmez kardeşim. Üçüncülükten Süper Lig'e gelip Galatasaray gibi bir kulüpte marka olmak değerli ama orada kalabilmek daha değerli. Sen bilirsin ama iki tane abin olarak destek almanı, doğru iletişim yapmanı ve oynadığın her dakika yüksek konsantrasyonla keyif alarak oynamanı, hırsla mücadele etmeni tavsiye ederiz. O gol, Taha'nın kurtardığı gol mü? Kerem'in kaçırdığı gol mü? Konsantrasyon eksikliğinden. Çünkü kafa hep başka yerde. Şimdi futbolcuların gol sevinçleri çok önemlidir ve onların imzaları olur. Harry Potter sevinci yapıyor. Harry Potter
Hogwarts okulunda öğretmenlerinden ve arkadaşlarından hep öğrendi. Parantezi kapattım. Herkes Kerem'in iyiliğini istiyor. Teknik heyet iyiliğini istiyor. Yönetim iyiliğini istiyor. Sahadaki arkadaşları istiyor. Tribündeki taraftarlar, bizler istiyoruz. Kerem'in kötülüğünü isteyen hiçbir Galatasaraylı yok. Kerem önce bunu kafasına koyacak. Bunu kafasında netleştirdikten sonra öğrenmeye açık olacak. Şimdi ben dinlemeyi çok seven bir insanım. Yani hayatta başarılı olduysam insanları dinlemeyi ve herkesten bir şey öğrenmeyi kendime şiar edindiğim için kendimi başarılı sayıyorum veya insanlar beni başarılı sayıyorlar. Evet. Kerem'e de bunu tavsiye ederim. Dinle, öğren, geliş. Şimdi yani bunu sana söyleyen de Ömer Ural Kükner. Şimdi Harry Potter'ı nereden biliyor bu adam diyeceksiniz. Yani hayat roman olduğu için Ömer abinin ben yazdım. Yani Harry Potter dizisini Türkiye'ye kazandıran 10 milyonun üstünde satılan bu kitabın telif haklarını Yapı Kredi'ye alan insan karşımızdaki. Evet, Londra'ya gitmiştim. Ya Çok 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 yani bir Yaşar Kemal imzası çok önemlidir benim için. Yaşar Kemal Yapı Kredi'yi aldım. Hayatımda en mutlu olduğum anlardan bir tanesi. Bir de Harry Potter'ı gerçekten Yapı Kredi yayınlarına getiriyor olmuş olmak çok önemli. Ve şeyi kapatalım. Yani Kerem mevzunu kapatalım. Kerem iyi bir yerde olduğunu bilsin ve herkesin kendi iyiliğini istediğini kafasına yerleştirsin. şimdi buradaki mesele, ben Kerem'i kapattım. Galatasaray'ın önde baskıyı iyi yapamayan, dönen toplarla pozisyon yakalayamayan, bekleyen bir takım kimliğinde olması. Bunun sezon başı olmasının etkisi olabilir, sıcakların etkisi olabilir. Çünkü bir Trabzon'a giden, 2 gün kalan bir arkadaşım, Trabzonların bu kadar çılgın olmasını ben anladım dedi ya. Bir günde 5 tane tişört değiştirdim. Bu kadar yüksek numara ona olabilir mi? Suyun içinde dolaşıyor gibiydik dedi. Bu da bir sebeptir. Ama ben bir futbol severim. Daha yüksek tempoda bu kadar yatırım yapıldıktan sonra oynayan, savunmayı iyi yapıyorlar. Takım savunmasının Torreira'nın çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum ama ön bölgede de renkli bir takım görmek istiyorum. Takımlar görmek istiyorum. Galatasaray bu anlamda uzak kaldı. Öte yandan ben teknik direktörüm, oyuncuyu geliştirenini severim. Benim oyuncum yetersiz. Transfer yapalım, transfer yapalım, transfer yapalım diyenini değil. Bunu aklınıza hangi teknik direktör geliyorsa onun ismini verebilirsiniz. Ya bu kadar, bu kulüplerin kaynakları sonsuz değil. Doğru söylüyorsun. İzliyoruz. Şimdi ama ben Mertens'e bayıldığımı söylemeliyim. Yani aynı kimliğiyle gelmiş durumda. Ancak Emre Akbaba'nın oynatılmaması bir futbol sever olarak beni rahatsız ediyor. Emre Akbaba da Tayland gibi A milli takım oyuncusu. Geçen sene işte 8 gol, asist, anormal bir performansla Galatasaray'a döndü. Döndü, kaldığı yerden devam ettiriyorlar. Üstelik hazırlık maçlarında da iyiydi. Ben Emre Akbaba'yı yeterince iyi değerlendirmediğini düşünüyorum sevgili Okan Buruk'un. Senin bir bu konuda tezin, antitezin, görüşün var mı? Emre Akbaba Ha, Mertens'ten de geldim. Mertens'in Galatasaray'da pas alışverişi yapmakta en çok keyif alacağı ve aynı dili konuşacağı adam Emre Akbaba olduğu için söylüyorum. şimdi sen burada Snyder Yasin Öztekin paralelliğine gidiyor gibisin ki benim kafamda var o. Yani Mertens Emre Akbaba'yı oynatabilirdi ama Emre Akbaba'nın şöyle bir şeyi var. Gündüz insan, gece kurt. Alanyaspor'da insan, Galatasaray'da kurt diyeyim. Yani Evet. iki farklı, bambaşka iki futbol kişiliğiyle ortaya çıkıyor. Şimdi tamam, Okan Buruk'un şeyi olabilir, yanlış görevlendirmesi olabilir, yanlış pozisyon şeyi olabilir. Mesela Hasan Gören bana muazzam bir şey söyledi.
Emre Akbaba kendini hep gol pozisyonuna hazırlıyor dedi. Halbuki Emre Akbaba'nın öyle bir fonksiyonu yok dedi. Yani birincil gol ayağı değil dedi. Onun şeyi ceza sahası önünde şey yapıp pozisyon alıp fırsat yakaladığı zaman içeri girmek, hep gol kovalıyor dedi. Yani bir futbolcunun gol kovalaması kötü değil. Ama birinci fonksiyon olarak bunu koyduğun zaman hedefine yanlış yapıyorsun. Emre Bu Akbaba'nın ilgili bir şey değil ki abi. Bu Türkiye'deki futbol izleyicisini bilinçaltını çatlandırmakla ilgili insanlar çözmüş durumda. Stoper alıyor takımlar. İstatistiğine bakılan ilk şey kaç gol atmış? Lan stoper adam. Yani gol ve asist çok ödüllendirilen bir şey. Ozan Tufan Fenerbahçe'den bu yüzden kovuldu. Mehmet Topal orta sahada işte oynarken iki maç üst üste gol. Tribünler yıkılıyor Topal Topal. Ama Ozan diyor ki arı gibi koşuyorum geliyorum. Demek ki ödül gol atana veriliyor. Ankara Spor maçında işte gol atmaya gidip rakipleri kovalamadığı için Fener puan kaybettiği için Aykut Kocaman o kadar konuşmamıza rağmen bu yaklaşımda olan bir oyuncuyla benim devam etmem, onu kazandırmam mümkün değil diye gönderdi. Emrah Baba'nın gol araması çok insani bir şey anlayabiliyorum. Ama Hasan abiden farklı düşünüyorum. Şu anki ruh halini doğru analiz etmiş olabilir ama futbolcunun tilla, ya teşbihte olmaz, çok beğeniyorum çocuğu. Yeterince değerlendirmediğini düşünüyorum ve Yunus Akgün için Türk futbolu adına da çok seviniyorum. Yani eleştirel yaklaşanlar olmuş ama ben geldiğinden beri performansının çok iyi olduğunu, ya bu kedim bağırıp bağırıp duruyor, balkona çıkmak istiyor. Müsaade edersiniz bir kalkacağım. Evet. Sen o arada Sal dışarı. Sal. kalsın. Sustu. Yunus Akgün'ü beğenmeyenler var ama ben 4 maçta da performansının çok iyi olduğunu, çabuk vites arttırdığını, arkadaşlarının elleriyle kollarıyla gitmeleri gereken bölgeler konusunda Mertens gibi uyardığını falan da görüyorum. Seviniyorum. Ondan çok katkı alacak Galatasaray. Boey'in iyi oynamasında da Yunus Akgün'ün etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu arada Mertens'in bir pozisyonda taç çizgisi kenarında koluyla gel gel dediğini Van Aanholt'a acıyla seyrettim. Ben Van Aanholt'u da beğeniyorum. Bu oyuncular hakkında bir değerlendirme alayım. Şöyle yine geçen programa referansta bulunayım. Dedim ki futbol ezber oyunudur. İşte boşa çıkma oyunudur. Ve bir futbolcu orada arkadaşının olduğunu fiziken görmese bile, görmesine gerek kalmadan teorik olarak görüyordur dedim idmanlarda çalıştıkları için. Mertens'in bugüne kadar oynadığı bütün takımlarda o topu aldığı zaman sol bekin arkasından uçup gittiğini halinde görüyor. Yani ya da yaşamış bugüne kadar. O şimdi keçi boynuzundan bal yapıyoruz dedik ya. Bunlar çok güzel noktalar. Yani o bir pozisyon bile Galatasaray'ın ne kadar değerli bir oyuncu aldığını gösteriyor. Van Aanholt yani iyi oynadığı zamanlarda çok iyi. Ben onu hatta Okan Hoca'nın Mancini'nin Spinazzola'yı oyun kurucu sol bek gibi kullanacağını düşünüyordum diye yorum yapmıştım hazırlık maçlarında. Ama o şeyi vermedi. Yani Van Aanholt tırnak içinde gamsız Hollanda ekolünün bir temsilcisi. Kafasına estiği zaman çok iyi oynuyor. Çok iyi oynama potansiyeli var. Ama bazen de ya ben çok oynamasam da olur diyor gibi geliyor. Yanlış bir şey var. Yunus hep sağda kullanıyor. Yani benim Okan Hoca'dan beklediğim şeylerden bir tanesi transfer tamam. Yani söyledim hep teknik direktör transfer ister. Transfer istemeyen teknik direktör yoktur. Bugün işte söyledim. Guardiola'ya gidin oyuncu almam lazım der. Okan Hoca da 8'ine kadar ben o marjı kendisine tanıyorum. İstediğini söylesin. Ama 8'inden sonra elindekilerle yetinmesine çünkü Luchescu'nun öğrencisi oldu. Şimdi ben Luchescu'yu çok sevmem oynadığı futbolu ama bir tarafını da takdir ederim. Adam elindeki malzemeden
İki Çok tane güzel Şampiyonlar yemek Ligi'nin yapıyor. yani Florkin'le Perez'le grup çıktı. Victoria'da vardı galiba. Evet, Vitoria'da vardı. Ve o elendiğimiz Pascal. gol de offside gol. O Efendim? gol de offside. O gümüş formalı gol de offside. O Barcelona'nın attığı gol de offside. zamanı iyi değerlendirelim Ömer abi. Peki. Ben Dinlemeyle. şey söyleyeyim bir. Yunus'u Okan Hoca'dan bekler. nasıl kullanmak lazım? Evet. Yunus'la Kerem'i bir maçta diye hep klasiktir ya. Sağ açığı sol açığı alır teknik direktörler. İlk şey 15 dakika kilitlendiği zaman. Okan Hoca da bir maçta denesin. Kerem'i sağda, Yunus'u solda. Yani ters ayak yerine bunları bildiğimiz klasik açık gibi kullansın. Onu bekliyorum. Ama eğer olmazsa ben Galatasaray'ın tek kanatlı bir oyuna döneceğini tahmin ediyorum. Yani birisi tercih edecek Okan Hoca. 4-4-2 alternatifi için ne düşünüyorsun? Yani 4-4 benim en sevdiğim sistem. şimdi Futbolun babası. bu maç biraz erken girdi ama Evet. çok doğru pozisyon aldığı için iki tane net pozisyon yakaladı. Bir tanesi soldan avuta giden, bir tanesi sağ direğin dibinden avuta giden iki net pozisyonu var. Kafası var. Kafacı santrfor olsa Mustafa o pozisyonu gol atardı bence. Evet. Bence de aslında Gomis'in bir tane kafa golü Gomis var galiba Galatasaray'da. yani. Evet. Konya'ya atmıştı. Öyle hatırlıyorum. Abi çok iyi futbolcu. Yani kafayı Çok. Galatasaray orta sahasından gol desteği, skor desteği alamadığı takdirde şampiyonluk şansı çok zayıflayacak. Çünkü şöyle bir gerçek var. Avrupa kupalarına katılmayan takımların şampiyonluk ihtimali büyük kulüplerin çok daha yüksek rakiplerine göre. Şimdi Trabzon'un 6 tane önemli maçı var. Fenerbahçe'nin 6 tane önemli maçı var. Başakşehir'in 6 tane önemli maçı var. Bunlar Beşiktaş ve Galatasaray için ciddi bir avantaj. Ama orta saha skora katkı vermez. Santraforlarına top gelmezse bu avantaj heba olur gider. Hocanın hem takım içi iletişimde hem taktik çalışmalarda biraz daha odaklanması lazım. Sen 7 gün daha kredi verdin. Ben her saatin çok değerli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum oysa. Yani en az kayıpla geçti. Bak Giresun maçı o işte, Torreira yapılan penaltı altılarıysa Galatasaray belki liderdi bugün. Evet. Ama ben geç bakıp inanmıyorum. Şu anda toplam rakama baktığım, puanına baktığım zaman Galatasaray bence olabileceğim bir tık altında kaldı. Ama çok kötü değil. Ve söylüyorum demin yarım kaldı. Savunmayı oturttu. Yani Marcao gibi Galatasaray'ın en önemli şeyi stoperi yani birinci stoperiydi bana göre. Nelson'dan daha iyi stoperiydi. O gitti onun yerine alınan Abdülkerim'le ve geçen sene neredeyse hiç oynamamış Sacha Boey'le Galatasaray bir işte şeyin Cornelius'un indirip Giannini'nin dokunamadığı top var. Onun dışında çok bir tehlike yaşamadı. Yani burada ama şunu söyleyeyim. Savunmayı oturttu derken orta sahada Takım savunma. Torreira'nın varlığı. Bir de Mitsio çok önemli. Bak, Mitsio geldiği zaman Galatasaray bambaşka takım olacak. Orta sahada geçilmez bir takım olacak. Çünkü Mitsio muazzam bir oyuncu. Torreira ile birlikte oynadığı zaman bu şey imkan verecek. İki tane iyi savunmacı orta sahaya mesela Oliveira'nın yedek olup Emre Akbaba'nın oynaması ya da Mertens'in orta sahada ikisinin önünde oynaması gibi Okan Hoca'nın elindeki cevherleri değerlendirmesine imkan sağlayacak bir kadro. Hafta sonu ne olur? Hafta sonu liderlik maçı. Ben Urfa'ya gidiyorum yarın. Çok istediğim halde seyredeceğim. Keşke ters olsaydı, Antep'te olsaydı, Antep'teki maça gitseydim. Abi televizyondan Ama seyretmek de kimi zaman keyifli oluyor tabii. Sen tribün yok maçı ama çok ben seviyorsun. Evet. yani maç öncesini çok seviyorum arkadaşlarımla, dostlarımla oturup konuşmayı, ondan sonra sohbet etmeyi, tribünde bağırıp çağırmayı, kızmayı, bazen kızmamayı çok seviyorum. Onun için maç havası bambaşka benim için. 416'da maç seyretmek bambaşka. Bir de sana çok eleştiri geldi orada haksızlık etmesin kimse. Hakan düzeltti sonra 416 notlar olarak düzeltti. Bu sefer galiba kapağı da değiştiriyor. Yok, kapağı Onun için üstte yakışıklı bir fotoğrafımı koyacağım Hakan Can TV. Kenara tamam.
416 notları yine Ömer Kükner diye çıkacak. Reşit Ömer Kükner haftaya. Yan tarafa da konu başlıkları. Gorbaçov ve Ömer Kükner. O zaman bir şey söyleyeyim mi? Ha. Şimdi kitabımı, tabii senin çok büyük emeğin var. Tabii. Ama birkaç tane arkadaşıma okuttum yayına vermeden. Birisi dedi ki tam hatırlamıyorum. Mustafa Emre olabilir, sınıf arkadaşım. Ya Ömer dedi, dünyada kaç kişiyi aynı cümle içinde Gorbaçov, şimdi şey hiyerarşik protokole göre söyleyeyim. Gorbaçov, Yaşar Kemal, Fatih Terim, Mehmet Emin Kara Mehmet, işte ne bileyim Hakan Şükür aynı cümlede kullanabilir diye bir şey Yıllarda. yaptı. Evet, beni de çok mutlu etti. İşte benim şey hayatımın özeti. Onun için şeye bağlamak istiyorum. İnsan hayatını dolu dolu yaşamalı ve elindeki mutlulukların büyümesi için özel çaba göstermeli. Onu söyleyeyim. Abi ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Haftaya Urfa'da şeyli başıma İgal bağlayacağım. Manzarayı seçmedim. Fonda ne olacak? Güvercinlerim mi olacak? Fıstık ağacı mı olacak? Neyse. Ama Sen şey olma. yapacağım. Evet. Urfa'dan sesleneceğim. Tamamdır. Urfa'dan 416 notları yapacağız. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar Ömer abiciğim. Çok teşekkür Çok ederim. teşekkür ediyorum. Sen ne? Yani özel konuşmak da çok zevkli. Ama bu program oturacak, onun farkındayım. O şeyi alıyorum. Hissiyatı alıyorum. İnşallah. İnşallah beğeniliriz de. Çok daha iyi olacak. Tamam. Geçen hafta taktik bir hata yaptım. Ben önceden anons ettim. Bu sefer anons etmeyeceğim. Sen anons ettiğin zaman ben anons edeceğim programı. Şu süreye kadar seyreden herkese teşekkürler, sevgiler, görüşmek üzere. Hoşçakalın.